bir ortak mutabakat metnine imza atıldığını söyledi ve imzaların olduğu kısmı da gösterdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Profesör Doktor Doğan Aydal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı stüdyomuzda konuğum. Şimdi o metnindeki imzalı bölümü gösterdi Sayın Erbakan. Evet. Öncesindeki metinde ne var hepimiz merak ediyoruz. Çünkü daha önce 30 maddelik bir metin evet. vardı. Onun üzerinde müzakerelere başlamıştık dedi Sayın evet. Erbakan. O müzakereler sırasında sadeleştirdik, daha kısa bir metne dönüştü. Ancak altına imza atılmamıştı dedi. Ne oldu da değişti ve imzalar atıldı? Sizden dinleyelim. Öncelikle izleyen değerli halkımıza sevgiler, saygılar sunuyorum. Hayırlı bir yayın diliyorum. Evet, sağ ol. Şimdi ilk hazırlanan metin bir iyi niyet mutabakat metnidir. Hı hı. Bu karşılıklı olarak biz Hüdayi Nabit bir parti değiliz. Geçmiş 50 yıla dayanan bir milli görüş kökünden geliyoruz. Dolayısıyla hiçbir hazırlığı olmayan birçok partiyle karşılaştırılınca ben özellikle getirdim. Kameraman arkadaşın çekme imkanı varsa eğer 9000 sayfayı geçen 6 kitap hazırladık. Bu da öyle canım sıkıldı değil. Bunları yıllardır söylüyoruz. Her biri bugün dahi herkesle birebir bilimsel olarak tartışmaya açacağımız ve savunacağımız maddeler. Dolayısıyla her noktada devlete talip bir parti olarak kendimizi hazırladık. Şimdi devlete talip olarak hazırladığınız zaman kendinizi herhangi bir ittifaka girmek istediğinizde işte sizin oyunuz bu kadar, sizin oyunuz şu kadar cümlesiyle katılacak bir parti değildir Yeniden Refah Partisi. Bir kez kendi kimliğimizle girmek istedik çünkü biz her ne kadar oylar konuşuluyor ise de bizim etki faktörümüz çok fazla. Allah aşkına Anadolu'yu bir dolaşın. Bir parti bir yıl içerisinde 971 ilçe, merkez ilçeler dahil ve 81 vilayette bu kadar çok süratle teşkilatını kurmuşsa bunun altında yatan rahmetli Erbakan hocamın çok büyük bir etkisi vardır. Daha sonra değerli başkanımız... Özgür ağırlığımız mı var diyorsunuz? Hani böyle bir tabir kullanılır ya. Oyalarımızdan bağımsız başka bir etkimiz mi var? Gayet tabii özgür ağırlığımız var. Yani biz o ekolden geliyoruz. Ben o dönemde rahmetli Erbakan hocam döneminde yine bu kaynak paketlerinden sorumlu 3 kişiden biriydim. O ekolden gelince ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. 11 ay gibi çok kısa bir sürede dahi biz denk bütçeyi oluşturan bir hükümet oluşturduk. Ve rahmetli hocamın o tekniklerini yakından izlemiş biri olarak geleceğe de devlet yönetimine de nasıl talip olunur, ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Şimdi bu özelliklere sahip olarak bir parti kendini hazırlamışsa sırf kaç milletvekili alayım diye gidip de bir yere hadi ben de geleyim demez. Yani katılacaksak biz öncelikle yanlış giden nelerdir onları da tanımladık. Yani bu bizim ittifaka katılıyor olmamız demek geçmişte yapılan yanlışları görmüyoruz anlamına değildir. Biz iyi niyetle yapılan her şeyi savunduk. Rahmetli hocamın arzusuydu Ayasofya'nın açılması. Takdirle karşıladık. Birçok kişinin sözünü dahi etmediği askeriyenin iç hizmetler kanununun 35. maddesi var. Bunu burada açıyorum. O açıdan da hükümete o açıdan da müteşekkiriz. İç hizmetler kanununun 35. maddesi ilginç bir maddedir. Askere daima asker hukuka uymadan darbe yapmaz. İlla bir tarafından hukuka uyduracaktır. İç hizmetler kanunu 35. maddesi şöyleydi. Eğer içeride asker bir tehlike görürse bu hükümetlere müdahale hakkını verirdi. Ancak diyor bunu yapabilmesi için Cumhurbaşkanından ya da Başbakan'dan izin alması lazım. O andaki yetkili kimse. Şimdi asker bunu yapıyor. Ama Cumhurbaşkanı'nı ya da Başbakan'ı değiştiriyor, yerine koyduğu adamdan izin alıyor kitabına uydurmak için. Böyle bir şey olabilir mi? Yani oraya müdahale edecekse mevcut Cumhurbaşkanı'ndan izin alarak yapması gerekirdi. Bu değiştirildi. Çünkü hep dayandıkları, darbeye teşebbüs ettikleri bu maddeydi. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Yapılan her şey kötüdür dersek
geçmiş 20 yıla haksızlık etmiş oluruz. Geçmişten bugüne AK Parti politikalarında takdir ettiklerinizi altını çiziyorsunuz. Biz ama bunların hakkında teslim ettik diyorsunuz. Şimdi bundan sonrasına ilişkin bu maddeler merak ediliyor. Hatta o iki imzayı Sayın Erbakan'ın gösterdiği o iki imzanın olduğu son maddeyle evet, görünen gösterebiliriz ekranda. Orada bir son madde var. Dış politika üzerine bir madde. Altında evet, da burada her iki partinin genel sekreterinin imzaları. Imzası şimdi var. Burada altına imza atılmadığı için biz ittifaka katılmadık, dediniz. Evet. Sayın Erbakan öyle söyledi. Çünkü bizim düşüncelerimiz var. Ne değişti? Var. Sayın Cumhurbaşkanı aradı ve bir daha bunun üzerinden geçelim, bir daha değerlendirelim mi dedi. Bugünkü görüşmede tekrar evet, o metnin üzerinden yeniden bir 30 maddenin şimdi üzerinden mi geçildi? Kaç madde var imza atılan metinde? 30 maddeydi. Değerli arkadaşlarım takip edememiş olabilir. O baştaki 30 maddede değişen bir şey yok. Tam aksine artırılan maddeler var. Mesela kamuda çalışan mühendislerin sosyal imkanlarının ve ekonomik şartlarının düzeltilmesi gibi, hı hı, ve benzeri. Ancak bu bir protokol şekline sokuldu. Madde madde alt alta yazılmaktan ziyade. Değişen şey oydu. Nasıl? Merak ettiğinizi biliyorum. Evet. 6284'ün ne oldu? Ben sormasam, söylemesem siz soracaksınız. Şimdi 6284'te ilk programdan beri Habertürk'teki Kübra Hanım'ın programına katıldığımdan beri ben ısraren okudum ama niyeyse çok duyulmadı. Orada diyoruz ki aile bütünlüğüne aykırı maddeler ayıtlanacaktır. Dinlenmedi ve özellikle ondan değil Sayın Aydal, kadınların ekstra bir duyarlılığı var. Kadın gazetecilerin de öyle hassas olunan bir konu bu. Belki o yüzden de belki de onu, öyle geçmişte de daha öyle takdim daha etmeyi arzu ettiler ama kimseye biz ondan alınmıyoruz, darılmıyoruz. Herkes bakış açısıyla bir şey yazmış olabilir ama ya özür diliyorum ama bizim bakış açımızdan, yetişme tarzımızdan biz cennet annelerin ayağı altındadır diye yetişmiş bir toplumuz. Yani ben elimde bir çubuk var, bulduğum bayanlara dayak mı atıyorum Allah aşkına ya? Böyle bir şey olabilir mi? Orada sadece çok müşahhas olarak belirttiğimiz şeyler var. Mesela önce hukuki eksiklik var. Şimdi 6284'ün 8. maddesinin 3. fıkrası ile Medeni Kanun'un 6. maddesi taban tabana zıt. Yani bir ülkede hukuk oluşturduğunuzda iki kanun birbirinin tersi olabilir mi? Demek ki hukukçuları uyarıyoruz. Burada bir yanlışlık var. 6284'ün 8. maddesinin 3. fıkrası diyor ki kadının beyanı esastır. Bir delil getirmesi gerekmez. Ama Medeni Kanun'un 6. maddesi diyor ki kadın ya da erkek söylediğini ispatla yükümlüdür. Beni dövdü mü diyor, ispat etmek mecburiyetindedir. Şimdi iki kanun Türkiye Cumhuriyeti'nin halen geçici bir kanunu filan değil. Şu anda cari bir kanun. İki kanun birbirine ters ise hükümet bunda bir düzeltme yapılmalıdır. Biz bunlardan bahsediyoruz. Peki biraz vaktiniz de dar diye ben daha böyle hani özür diliyorum bunu bitireyim. Sonradan ben biliyorum canı sıkılan bayan bana bir mektup yazdı. Allah aşkına düşündüğünüz kişi ben değilim. Yani önüne gelen kadını döven eden yok böyle bir şey. Sadece neyi vurguluyorum? Bir şey insani değil. Eğer siz kadına sadece beyana dayalı çık derseniz elimizde bunu da lütfen ekrandan göstermelerini arzu ediyorum. 2015 ile 2019 arası bu sadece. 2015 ve 2019 arasında sadece kadının söylediğine dayanarak evden uzaklaştırılan kişi sayısı 1.967.000. Bakın ondan sonraki 2,5 yılda daha artıyor. 743.000'e çıkıyor 2,5 yılda. Bunun zımni anlamı şu. Siz sadece erkeği evden uzaklaştırmıyorsunuz. Onun ev üzerindeki gölgesini kaldırıyorsunuz. Çocuklarda oluşan travmalar var. Bunun toplumda oluşturacağı zararlar var. Ya dedik ki 6284'ün diğer taraflarına karışmıyoruz ama bu tür kanun maddesini saydım. Toplumda oluşturduğu sıkıntıları saydım. Bunlarda ayıklama yapılabilir. Peki neyde uzlaşıldı? Yani bu protokol metnine evet, bu madde girdi mi? Girmediği yönünde bir kulis bilgisi var ama hayır. 6284 kanunu yazıldığı zaman toplum sanki o toptan kalkacakmış gibi gözüküyor. Biz sadece aile bütünlüğünü bozucu
maddeler ayıklanacaktır, düzeltilecektir diye yazdırıldı. Yani maddeni 6284 geçmeden hassasiyetinizi dile getiren bir cümle eklendi. Tabii, protokol belki doğrusu da oydu. Ve yazım stili olarak da alt alta maddeler olarak yazma yerine benzer konuları gruplar olarak yazıldı. Yani bir tür format atıldı. Ekonomi için bir grup, işte sosyal hayat için bir grup, dış politika için bir grup şeklinde yapıldı. Ama esas değişmedi. Ve biz iktidara geldiğimizde canım sıkıldı, kenarda oturalım, işte birkaç milletvekili bize versin diye düşünseydik listelerden girerdik. Biz yaptıklarımıza inanıyoruz, halkın bizi dinlediğine inanıyoruz. Türkiye için takdim ettiklerimize inanıyoruz. 900, bu bakın bu 81 vilayete 681 tane proje hazırladık. Her yerden kendi amblemimizle gireceksiniz değil mi? Her yerden kendi amblemimizle gireceğiz. Bir parantez açayım. Orada konuşulanlardan bir tanesi şu idi. O noktayı detay şu anda bilmiyorum. Dolayısıyla eksik bir bilgi vermiş olmayayım. Bu konuşmaların süreci içerisinde AK Parti bize şöyle bir teklifte bulundu. 23 tane ilde çok az miktardaki oylarla biz milletvekilliğini kaybettik. Yeniden Refah Partisi orada sadece AK Parti'ye bırakır da bu milletvekilleri alınırsa, arzu ederse Refah Partisi de oradan aday gösterebilir diye. Bu makuldür. Çünkü bütün partiler, şimdi Millet İttifakı'ndaki partiler de kendi içinde ikinci bir hücre oluşturma durumundalar. Aynı gerekçeyle. Yani siyasetin bir tür kuralı oldu artık bu. Bu bakımdan biz kendi amblemimize gireceğiz. Söylediklerimize inanıyoruz. Türkiye'ye yeni bir nefes kattığımıza inanıyoruz. Yeni bir renk oluşturduğumuza inanıyoruz. Bütün teşkilatlarımız hazır. Evet. Şimdiye kadar göstermediğimiz ama Fatih Bey Urfa'ya girerken 2500 arabayla girdi. Elazığ'a girerken 10 kilometre boyunca karşılayanlar vardı. Biz o 1,5 kilometrelik yolu 1,5 saatte aşamadık. Büyük sevgi var. Sadece gösterilmedi. Peki, sanki biz Hüdayi Nabit'iz. Size daha sorularım var.